Gençlerde kimlik ve kişiliğin oluşması özellikle okul öncesi yaşından başlar ve ilkokulda yine en kritik dönem olarak devam eder. Burada kimlik ve kişiliğin oluşması ve olgunlaşması süreci kızların kız kimliğini, erkeklerin ise erkek kimliğini edinme süreci özellikle kızların kendi aralarında, erkeklerin de kendi aralarında bir eğitim süreci, bir sosyal ortam oluşturmasıyla alakalıdır. O zaman günümüzde 1924'lerden itibaren özellikle Türkiye'de kabul edilen ve temeli 1879 Fransız devrimine dayanan bu karma eğitime baktığımız zaman hiçbir pedagojik yönü, hiçbir bilimsel yönü olmadığını görüyoruz. Ve özellikle yapılan araştırmalara baktığımız zaman da yine kızların da erkeklerin de kimlik ve kişiliklerinin bu anlamda hasar gördüğünü zaten bütün araştırmalar kanıtlıyor. İlkokuldan sonra özellikle ortaokul yaşlarına geldiği zaman cinsel dürtülerin artık erinlikten sonra ergenlik yaşıyla birlikte aktifleştiğini görüyoruz. Cinsel kimlik oluşumu da yine bu süreçte aslında belli bir orana kadar yükselmiş, yani olgunlaşmış oluyor. Ve tepkisel koşullanma üzerinden baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Bir yerde eğer bir uyarıcı varsa bir tepki meydana gelir. Tepkinin meydana gelmesinin sebebi uyarıcıysa o uyarıcıyı ortamdan kaldırmak gerektiği yine bilimsel bir gerçektir. O zaman burada özellikle kızların ve erkeklerin birlikte eğitim sürecinden geçmesi, aynı okulda, aynı sınıfta, aynı sırada oturması hem kızların hem de erkeklerin kimliğini aslında hasara uğratıyor. Ve bununla kalmıyor. Aynı zamanda bir baskılama durumu söz konusu. Bu baskılama sürecinde de şunu görüyoruz. Özgüven zayıflıyor, öz saygı zayıflıyor ve kişinin aynı zamanda sosyalleşmesi hasar görüyor. O zaman burada biz şunu söylüyoruz. Bir taraftan karma eğitim devam ederken bir taraftan da en demokratik hak olan kız okulları ve erkek okullarının açılması hakkı da yine insanlarımızın talebi sonucunda verilmelidir. Ve burada yine bir problem de şudur karma eğitimin gerçekleşmesi sonucunda. Çok ciddi anlamda tacizler ve tecavüzler gerçekleşmekte. Yani kızların ve erkeklerin aynı okulda cinsel dürtülerin had safhaya çıktığı ergenlik döneminde bulunması sebebiyle bize özellikle başvuran ailelerde bu anlamda çeşitli tacizlerin, çeşitli tecavüzlerin aynı zamanda yaşandığını bize aktarıyorlar. Ve yine sosyal medyada, haberlerde de aynı şekilde bu tür problemleri görüyoruz. O zaman burada bir çözüm varsa o da şudur. Mümkün olduğu kadar kız okulları, erkek okulları açılmalıdır. Karma eğitime biz ortadan kaldırılsın diye bir talebimiz olmadığı gibi diyoruz ki en demokratik hakkımız olan kız ve erkek okulları açılsın. Bununla birlikte tabii ki öğretmenlerin bir sorusu genelde söz konusu oluyor. O da nedir? Efendim diyorlar ki kızlar olmasa erkekler, erkekler olmasa kızları nasıl sınıfta susturacağız? Bu tamamen yanlış bir yaklaşımdır. Bütün sınıf yönetimi ilkelerine baktığımız zaman, pedagojisine baktığımız zaman kızları erkeklerle, erkekleri kızlarla baskılamak durumu değil, tam tersine erkeklerin de kızların da kendini ifade becerisini geliştirmesi için kızların ayrı, erkeklerin ayrı okullarda okutulmasında fayda vardır. Zor bir seneyi beraber atlattık, biliyorsunuz, okuma yazma öğrendik. Efendim ben zaten...